YKS'ye son 36 gün, çok değerli zamanlar, altın değerinde zamanlar. Bazıları vazgeçti, bazıları artık hava ısındı dedi, dışarı çıkıp gezmeye başladı. Onlar gelsinler, onlar vazgeçsinler. Sizler 36 günde vazgeçmeyip tam kapanma adına gerekeni yaparsanız arkadaşlar yani tam kapanmadan kastım ne? Pandemi ile alakalı olan değil. Sizin eve kapanıp sıkı sıkıya YKS'ye, TYT'ye, AYT'ye yönelik tam kapanmanızdan bahsediyorum. Sıkı sıkıya çalışmaya devam ederseniz inşallah bu 36 günde tahmin ettiğinizden çok daha fazla net artıracaksınız. Ve hayallerinizden çok daha iyi netleri yapacaksınız arkadaşlar. Hemen günün sözüne bakıyoruz. Çok çalışın sıkı çalışma bir insanın yapabileceği en iyi yatırımdır diyor. Gerçekten de çalışan bir öğrencinin hakkını almadığını hiç görmedim ben. Gerçekten gayret gösteren, çalışan, daha fazla soru çözen, daha fazla ısrarcı davranan öğrenci bir şekilde netleri, tercih dönemi, sınavdan sonra üniversite okuma tarzı bir şekilde başarıya ulaşıyor. Ama tıp oluyor, diş hekimliği oluyor, mühendislik oluyor, öğretmenlik oluyor. Farklı farklı bölümler ama fark etmeyen tek şey şu. Çalışan kazanıyor, elması kılarıyor. Dolayısıyla asla vazgeçmeyeceğiz. Çalışmayı kendimize bir düstur edineceğiz. Çalışmayı kendimiz için keyifli hale getireceğiz. Çalıştığımızda, o işi yaptığımızda ders çalışmak olabilir bu. Ee, arkadaşımıza yardım etmek olabilir. Ee, büyüklerimize yardım etmek olabilir. Hiç fark etmez. İşimizi disiplinli ve mükemmel bir şekilde yapacağız. Hani şöyle bir söz var ya, Alvan disiplini. Ya neden Türk disiplini de olmasın ki? Neden biz Türklerde bir işi başlayıp sonuna kadar bitirmek üzere mükemmel sonuçlar almak üzere gayretli bir şekilde vazgeçmeden çalışmaya devam etmeyelim ki. Dolayısıyla biz de diyeceğiz ki hep şöyle bir söz vardır hatta. Türk gibi başlamak heyecanlı bir şekilde sonra İngiliz gibi bitirmek sonuna kadar bir de Alman disiplini. Ya biz genellikle iyi başlarız böyle ama sonrasında vazgeçeriz. Tamam Türklüğümüze gurur duyuyoruz bunda sıkıntı yok ama biz aynı zamanda bir Almandan bir İngilizden daha disiplinli olup sıkı sıkıya çalışmalıyız arkadaşlar. Günü yorumuna baktığımızda İrem Köse diyor ki Hocam odaklanma sorunu nasıl çözebiliriz? Özellikle paragraf çözerken. Arkadaşlar odaklanma sorunuyla alakalı iki tür sıkıntı var. Birincisi dıştan gelen ee, dikkatimizi dağıtacak şeyler. Buna karşı hazırlıklı olmalıyız. Üniversite sınavında pırıl pırıl tertemiz şu anda benim bulunduğum stüdyo gibi sepsisiz bir ortam olmayabilir. Dolayısıyla dış seslere açık bir e, soru çözme ortamımız olmalı bu bir. Ama bu demek değildir ki yanımıza cep telefonumuz olacak, yanımıza çayımız kahvemiz olacak. Hayır. Sınav anında yanımıza ne olacaksa onlar olmalı. İkincisi... İçimizden yani düşünce dünyamızdaki eksiklerden kaynaklanan odaklanma sorunu anıklı. Bu da şu. Şu anda bu 36 gün içerisinde asla artık sizi sınavla alakalı olmayan şeyler oyalamamalı. Yani Instagram'da sosyal medyada, televizyonda hepsini bırakır arkadaşlar. 36 gün sonra hepsini ikinci kez izlersiniz. Hepsi bir daha yayınlanır. O güldüğünüz insanlar, o güldüğünüz postların hepsi hepsi duracak hiç merak etmeyin. Onlar sizi bekleyecek. Ama 36 gün sonra bu kitaplar size biraz küsebilir. O yüzden şimdi sıkı sıkıya bunların peşini hiç bırakmıyoruz. Bunlarla ilgileniyoruz. Bu bir. İkincisi paragrafta odaklanma sorunu için bizler arkadaşlar bakın mesela kitaplarımıza Normalde piyasadaki herhangi bir soru bankası dört ders soruluk paragraf testleri olur. Ama biz bizde 32 şer soruluk paragraf testleri yaptık. Hocam neden böyle bir şey yaptınız? Niye 32 soruluk paragraf testleri hazırladınız? Yani 32 tane paragraf sorusunu arda arda ar çözebilir miyiz? Evet arkadaşlar çözebilirsiniz. Nasıl çözebilirsiniz? İlk başta 4 ile başlarsınız. Sonra 8, sonra 16, sonra 32 yapabilirsiniz dedik. Ve bunun mantığı şu. Üniversite sınavında 20 tane paragraf sorusu çıkıyor ya arkadaşlar. Şimdi siz denemelerde 20 tane paragraf sorusuyla karşılaşıyorsunuz. Testlerde 4-5 tane paragraf sorusuyla karşılaşıyorsunuz. Ve bu soruları çözerken diyelim ki dört soruluk test çözdükten sonra dinlenip cevap anahtarına bakıyorsunuz. Üniversite sınavında veya denemelerde yirmi sorudan sonra başka bir branşa geçip dinleniyorsunuz. Gerçek sınava da girdiğinizde yirmi soruluk paragraf sorusundan daha fazla soru çözmeye beyniniz alışmadığı için yirmide on dokuz, yirmide on altı, yirmide on sekiz, yirmide on dört gibi netler yapıyorsunuz. Halbuki bu sene üniversite sınavında beş tane paragraf soru çıksa ne olur? Bence beşinde doğru yaparsınız. Çünkü zaten hep yirmiye alışmışsınız. Yirmi çözmeye alıştığınız için Üniversite 5 soru çıkarsa rahatça yaparsınız. İşte biz de o yüzden sınavda çıkabilecek soru sayısından daha fazla soru sayısını kendinize çözmeye alıştırın. Ki sınavda 20 soru çıktığı zaman ben bunu yaparım deyin. Yani şu 36-35 yapın, 36-30 yapın, 36-29 yapın, 36-27 yapın, 36-34 net yapın. Sınavda 20 soru çıkınca hop 20'de 20 yapar geçersiniz diyoruz. Peki hocam bende paragrafik yok böyle 36'lık sesler yok. Veyahut hatta paradoks paragraftaki kitaplardaki soruları çözmek istiyorum diyorsanız. O zaman burada denemeleri birleştirin. Bir de bir şey daha var. Bizler biliyorsunuz ki sınavda karşımıza sorular bozulmuta gelecek. Ama hocam siz niye böyle sorular sordunuz? Çünkü sınavdaki gerçek sıcaklık ile hissedilen sıcaklık farklı oluyor. Gerçek sıcaklık bu. Ama hissedilen sıcaklık bu olacak. O yüzden şimdiden daha fazla sorun olduğu paragraf testleri çözmeye, daha uzun sorun olduğu paragraf testleri çözmeye kendinize alıştırırsanız, sınava girdiğinizde odaklanma sorunu yaşamazsınız. Çünkü daha zoruyla e, uğraşıyor olmuşsunuz. Mesela ben böyle iri yarı bir insanım ama, ...50 kiloyu bir anda kaldıramam. Çünkü kondisyonum yok. Uzun zamandır hiçbir şekilde sporla... ...böyle nedir onu da ağır fitness gibi sporlarla hiçbir alakam yok. Ama şu anda benden daha... E, ...fizik olarak daha zayıf duran birisi... ...eğer spor yapıyorsa şak 50 kiloyu da kaldırır, 70 kiloyu da kaldırır. Niye? Kondisyonu var. İşte siz de kondisyonunuzu artırmalı... ...ve sınavdakinden bir tık kademe üstte sorular çözmelisiniz. Bu şekilde halledebilirsiniz. Bir diğer şey ise tabii ki kitap okumak. Ama şu anda kitap okumak için eğer... Ders çalışmadığınız anları kullanırsanız iyi ama sadece kitap okumaya zaman ayırmak biraz riskli. Yani şu anda test çözmek daha faydalı. Kitap okumak neden e, odaklanma sorunumuzu çözüyor? Çünkü şundan dolayı biz artık daha doğrusu sizler artık ben değil ama sizler Z kuşağı olduğunuz için bir sürü konuyu videolar üzerinden, televizyonlardan, böyle canlı görüntülerden izlediğiniz için böyle sıkıcı siyah beyaz bir satır sizin dikkatinizi toplayamıyor. Dikkatiniz dağılıyor. Halbuki bunlara tam konsantre olabilseniz Bunlardaki hayal dünyasına kendinizi teslim edebilirseniz emin olun hem Türkçe sorularında hem de diğer e, branşlarda e, çok ciddi bir şekilde soyut düşünme gücünüz geliştiği için dikkat eteniz geliştiği için netlerinizin arttığını göreceksiniz. AYT son tekrar kamp yapılacak mı? Tabii ki yapılacak. Yapamayacağımızı düşündüğümüz konuları es geçmek doğru mu? Doğru. Diğerlerini sağlam alırsanız kesinlikle çok daha faydalı olur arkadaşlar. Günün kaynağına baktığımızda AYT ayna denemeleri sayısal. ...ayete ayna denemeleri sözel ve eşit ağırlıktan oluşuyor biliyorsunuz bunlar. Burada size ayna tutacak tam da sınav tarzı soruların olduğu... ...ben bunu çözmüştüm ya, aynısını çözmüşüm diyebileceğiniz soruları hazırlamaya çalıştık. ÖSM'nin standartlarına birebir uymaya çalıştık. ÖSM'nin kolay sorduğu, zor sorduğu, temel sorduğu, zorlayıcı sorduğu her soru tarzına yer verdik. Dolayısıyla inşallah ayna denemelerinde size sınavda ayna tutacak diyebiliriz. gün üniversitesine baktığımızda Akdeniz Üniversitesi, yani Akdeniz zaten... Türkiye'nin cenneti. Devlet üniversitesi olduğu için devlet üniversitelerinin bütün imkanlarına da sahip. Devlet üniversitelerindeki bütün burslar, özel e, imkanların her biri devlet üniversiteleri için e, geçerli. Akdeniz Üniversitesi için geçerli. Akdeniz Üniversitesi tabii ki farkı Akdeniz'de yani Antalya'da yer alması. Orada neredeyse yılın 8 ayı tatil yapma <laughs> imkanınız da olacak. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şu anda en değerli zamanlardasınız. Lütfen Çalışan, çalışmayan, moralinizi bozan bu insanların hiçbiriyle ilgilenmeyin. Siz sadece kendinize ilgilenin ve sınav gününe odaklanın. Sınav gününde ne olacak? Önünüzde kitapçıkla baş başa kalacaksınız ya. İşte hemen hemen o provayı şimdiden yapmaya başlayın. Bol bol kendi başınıza ders çalışıp sınav gününe odaklanın. Sınav günü de ben zaten her gün böyleydim abi. Her günüm böyle geçiyordu benim. Şunu çözeyim ve bitsin gitsin der. Ve inşallah en yüksek nitelerle bitirirsiniz.